Atakum Kaymakamımız Sayın Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanımız Sayın Avukat Cemil Derece, Atakum Atasan Tıp Merkezi Başhekimi Sayın Mustafa Nusret Çiçekli, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Şenol Katkat, kamu kurum kuruluşlarının müdürleri ve çok değerli katılımcılar, Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Atakum Atasan Tıp Merkezi ve Atakum Kent Konseyi tarafından düzenlenen şeker hastalığı ve vücudumuza etkileri konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere Atakum Atasan Tıp Merkezi Başhekimi Sayın Doktor Mustafa Nusret Çiçekli'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Kent Konseyi Başkanı, kıymetli hekimlerimiz, değerli misafirler. Atasan Tıp Merkezi'ni temsilen Atasan Tıp Merkezi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Atasan Tıp Merkezi'ne, merkezimize Atakum'a 2 yıl önce bugünler başladık. Merkezimiz Samsun'da televizyon sabahı ile Cağaloğlu'nun birleştiği köşede, yani Atakum'un göbeği diyebileceğimiz bir lokasyonda bulunmakta. Merkezimiz dahiliye, çocuk hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, endokrinoloji, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri ile fizik tedavi rehabilitasyon ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi, yataklı servis ameliyathaneleri de içinde barındıran toplamda 9 kat üzerine 3752 metrekare üzerine kurulu bir merkez. Merkezimizin özelliği 001 ruhsat numarası ile Türkiye'nin ilk yeni tıp merkezi olması. Yeni tıp merkezi nedir? Yataklı servisi ve ameliyathaneleri de içinde barındıran, ayaktan teşhis ve tedavi yapılan butik hastane. Butik hastaneler Avrupa'da çok yaygın olarak bulunan ve özellikle pandemi döneminde daha ön plana çıkan kuruluşlardır. Pandeminin ilk zamanlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün de hastalık bulaşımının %60'ının hastanelerden olduğu, bunun da yataklı servisli olan hastanelerden olduğu göz önünde bulundurulduğunda insanlar kalabalık yerlere gitmekten çekip korktuklarından teşhis ve tedavilerde çok önemli aksamalar oldu. Butik hastanelerde bizim tıp merkezimiz gibi bu durumu ilaç durumunda. Hasta kalabalıkla karşılaşmadan 1 saat gibi kısa bir süre içinde doktoruna muayene olup tetkiklerini, sonuçlarını, gerekirse MR ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle aynı gün içinde yaptırıp merkezimize ayrılabiliyor. Merkezimiz aynı zamanda akademik bir kadroya sahip. Bugün sizlere hitap edecek olan doktorlarımızdan endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Göçük Ecemiş, kardiyoloji uzmanımız Doçent Doktor Halit Zengin bu kıymetli değerlerimizdendir. Merkezimiz misyonlarından bir tanesi olan halk sağlığını iyileştirme, halkımızı hastalıklara karşı koruma, erken teşhis ve tedavilerini sağlama konusunda onları bilgilendirmektir. Bu toplantı da bu kapsamda planlanmış organizasyonlardan bir tanesidir. Bu kapsamda katılımlarıyla bize destek veren Atakum Kaymakamımız Sayın Kemal Yıldız'a, bu toplantıda dahil olmak üzere bize her zaman her konuda yoğun destek veren Atakum Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Cemil Derici'ye, Kent Konseyi Başkanı Sayın Profesör Doktor Şevket Özkaya ve siz katılımcılarımıza Atasan Tıp Merkezi adına teşekkür ederim sunarım. Şeker hastalığı ve vücudumuza etkileri konusu ile sunumu yapmak üzere Atasan Atakum Tıp Merkezi hekimimiz endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Gürcün İlginç Hocam arz edelim. Diyabeti birçok alanda, birçok hayatın birçok noktasında etkilerini konuşacağız. Öncelikle diyabet, yani halk arasındaki adıyla şeker hastalığı olarak bahsettiğimiz hastalığın tanımını netleştirelim. Diyabet, pankreasın kan şekerini düzenleyen hormonu olan insülin hormonunu yeterli düzeyde üretemediği ya da üretilen insülinin kaliteli bir vasıfta olmayıp kullanımında, etkisinde bozukluk olması sonucu kan şeker düzeyinin yükselmesiyle gelişen kronik bir hastalıktır.
Poliklinikte özellikle şeker hastalığı tanısı almış ya da şeker hastalığının takibinde hasta bilgilendirmesinde en çok sorulan sorulardan bir tanesi diyabetin geçici olması ya da bir süre ilaç tedavisiyle diyabetin tamamen kaybolması ile ilgili sorulara çok sıkça cevap veririz. Ama diyabetin kronik süre giden bir hastalık olduğunu hep diyabetle ilişkili yaşam tarzıyla, beslenmeyle, ilaç tedavileriyle gereken noktalarda hep iletişim devam eden bir hastalık olduğunu ısrarla hastalara söyleriz. Normalde besinler vücudun başlıca yakıtı olan glikoza yani şekere dönüşmek üzere bağırsaklarımızda parçalanır. Daha sonra bu glikoz bağırsaklardan kana geçer ve kandaki şeker düzeyi yükselmeye başlar. Besinlerle tükettiğimiz tüm gıdalar, ister karbonhidratlar, ister proteinler, ister yağlar, bir noktada enerjiye dönüşmesi için glikoza değişim, dönüşüm göstermek zorundadır. Ve bu kandaki glikoz, insülin hormonu ile dengelenmediğinde kandaki şeker düzeyi yükselmeye başlar. Normalde sağlıklı bireylerde besinlerle yükselen kan şekerini pankreastan salgılanan insülin hormonu dengeler ve biz normal kan şekeri düzeyiyle vücudumuzda dengelerimiz ve vücut işleyişimiz devam eder. İnsülin hormonu eksikliği ya da insülin hormonunun kalitesiz salgılanması noktasında şekerle ilgili değerin düzeyin dengelenmesi gerçekleşemeyeceği için kanda glikoz artarak şeker hastalığı denilen kan şekeri yükselmesi ya da tıp diliyle hiperglisemi dediğimiz durum gelişmiş olur. Şeker hastalığı çeşitli tiplendirmeleri vardır. Çok şekerin ilk tanı aldığı zamandan itibaren şekerin tiplendirmeleri bizim için önemlidir. Çünkü şeker hastalığının tiplerine göre tedavi planımız, tedavide kullandığımız ilaçlarımız, takip süremiz ve gelişen komplikasyonların hepsi şekerin çeşitlerine göre değişmektedir. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet dediğimiz halk arasında da çok yaygınca kullanılan iki ana çeşidimiz vardır. Diğer şeker çeşitlerinin dışında ama çok eskiden beri bilinen iki diyabet çeşidi oldukça yaygın bir şekilde telaffuz edilmektedir. Tip 1 diyabet dediğimiz şeker hastalığı çeşidi insüline bağımlı diyabet dediğimiz durumdur. Bu çeşitte hastanın pankreasında insülin salgısı belirgin düzeyde azalmıştır. Bu azalma çok net ve çok aşikar düzeyde olduğunda hastanın kliniği su yüzüne çıkar. Dolayısıyla tip 1 diyabet dediğimiz çeşidinde hastanın kendi insülini neredeyse yok denecek düzeyde azdır ve hastaya tanı anından itibaren dışarıdan insülin tedavisi başlarız. Ve çoğunlukla bu çeşitte, çoğunlukla demeyeceğim, neredeyse tamamen bu çeşitte hastanın ömür boyu insülin tedavisi kullanması gereklidir. Tip 2 diyabet dediğimiz çeşidimizde de insülin bağımlı olmayan dediğimiz çok genel bir tanımlamayla hastanın insülin salgılamasında azalma mevcuttur. Ama pankreas işlevini tamamen yitirmemiştir. Halen çalışmakta, görev yapmaktadır. Dolayısıyla insülin salgısı halen devam etmektedir. Ama salgılanan insülin hem azalma mevcuttur, hem de insülin kalitesinde, insülin vasfında bozulma mevcuttur. Dolayısıyla mevcut insülin eksikliği nedeniyle yine kan şekerinde yükselme gelişir. Ama burası çok heterojen bir alandır. Kişiden kişiye çok değişiklik gösterir. Bazı hastalarda hastanın tanıdan itibaren beslenmeyle, düzenli yaşam tarzı değişiklikleriyle beraber bir çeşit ilaç ya da bir çeşit hap ya da bir iki çeşit hap tedavisiyle hasta yaşantısını devam ettirir. Ama bazı hastalarda
hastanın mevcut kalan insülin düzeyi yeterince yeterli düzeyde değilse, ben burada hastalara bunu anlatırken özellikle depoda ne kadar benzin kaldı, bu kalan benzin bizim ne kadar arabayla ne kadar sürmemizi, yol gitmemizi sağlayacak, buna göre değişir diye bir benzetme yapıyorum. Gerçekten kalan insülin miktarı hastanın kendine bakımının da uygun olmamasıyla birlikte kısa sürede azalırsa, bu tip 2 diyabet dediğimiz insülin salgısının aslında halen devam ettiği hasta grubunda da bir süre sonra ilaç tedavilerinden sonra insülin tedavisi kullandığımız hasta grubumuz mevcuttur. Diğer diyabet çeşidimiz gestasyonel diyabet dediğimiz, gebelik diyabeti dediğimiz gruptur. Ki bu birazdan Doktor Aysin Hanım'ın detaylı bir şekilde bilgi vereceği bir diyabet çeşididir. O yüzden bununla ilgili detaya girmiyorum ama gebelik dönemine özel, gebelik dönemi sonrasında çoğu zaman iyileşen bir diyabet çeşididir. Diğer grup, dördüncü grup, özel nedenlere bağlı diyabet dediğimiz çok geniş kapsamlı bir başlık vardır. Aslında tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gebelik diyabetini hariç tutarsak bu iki diyabet çeşidi arasında çok yaygın diyabet çeşitleri mevcut. Bu genç yaşta başlayan, hap kullanmak gereken tip 2 diyabet çeşidi ya da ileri yaşta başlayan, direkt insülin kullanmak gereken tip 1 diyabet çeşidi, genetik hastalıklarla ilişkili diyabet çeşidi ya da mevcut hormon, sonradan gelişen hormon hastalıklarına bağlı diyabet çeşidi olmak üzere çok sayıda diyabet çeşidi mevcuttur. Biz bunu özel nedenlere bağlı diyabet başlığı altında söylüyoruz. Bu grubun şöyle bir özelliği var. Eğer mevcut olan merkezde esas sorun, esas hastalık düzelebilirse, bu nedene bağlı ya da bu nedenin tedavisi sonucu gelişen şeker hastalığı durumu bu hasta grubunda düzelebilir. Bir güncel örnek vermek istersek, örneğin COVID pandemi döneminde COVID nedeniyle hastalar ilaç tedavileri kullanmakta ya da mevcut ilaç tedavisi COVID hastalığının akciğer tutulumuyla ilgili bir takım tedaviler kullanılmakta. Bu tedaviler, tedavilerin etkisi nedeniyle hastalarda geçici süreyle şeker yükseklikleri gelişebilmekte. Bu ilaçların etkisi nedeniyle. Tabii ki çoğu zaman mevcut şeker yüksekliği gelişmesi için hastanın da potansiyel olarak şeker hastalığına yatkın bir zemini olduğunu görüyoruz. Ama bu hasta gruplarında mevcut problem düzeldiğinde, mesela COVID enfeksiyonu düzeldiğinde ya da hastanın ayağında enfeksiyonu olur, ayağında enfeksiyonu düzeldiğinde, su alabilir miyim? Mevcut enfeksiyonu düzeldiğinde şekerde düzelmeler görebiliyoruz. Burası hasta bazında karar verdiğimiz özel bir diyabet grubudur. Diyabet, yani şeker hastalığı, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada oldukça yaygın görülen ve tüm dünyanın mesai harcadığı özel bir hastalık grubu. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 3.7 milyon yaşam kaybı diyabete ve diyabete bağlı yüksek kan şekerinin oluşturduğu komplikasyonlar neticesinde gelişmektedir. Tüm dünyada, tüm diyabet çeşitlerini kabul edersek 11 kişiden bir kişinin şeker hastası olduğu kabul edilmektedir. Diyabet her türlü soruna, tüm vücuttaki tüm sistemleri etkileyen yaygın bir sistem bozukluğuna yol açan bir hastalıktır. Türkiye'de de 20 yaş üstü her 7 kişiden birinin diyabet olduğu bilinmektedir. Diyabet sıklığını yine tarif edersek, diyabetli her 2 kişiden birinin hali hazırda diyabetli olduğunu bilmediğini
biliyoruz. Yani normalde şöyle bir örneklem söyleyebilirim. Bu salonda mevcut olan kişilerde yaklaşık yarısı hali hazırda diyabet ya da diyabete yatkın zemin olarak kabul edersek, burada prediyabet dediğimiz bir zeminden, durumdan bahsediyorum, birazdan bahsedeceğim. Diyabet ya da diyabet adayı olduğunu bilmiyor. Her iki kişiden biri. Ve tüm dünyada her 6 saniyede bir kişi diyabet nedeniyle, diyabetin kötü yönetimi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Burada diyabetle ilgili tanımlamada diyabetin kriterlerini söylerken öncelikle normal değerlerin ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Normalde sabah diyabet tanısı yaparken hasta polikliniğe geldi. Bir takım şikayetlerden bahsetti. Bu şikayetler nelerdir? Ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, son zamanlarda iştah değişikliği, kilo kaybı, istemsiz kilo kaybı, kas krampları, uyku bozukluğu ya da son dönemde yara iyileşmesinde gecikme gibi sık enfeksiyon olması ya da mevcut oluşan yaraların geç iyileşmesi gibi durumlarda biz hastada şeker hastalığı ile ilgili bir değişiklik, bir şüphe var mı diye hastadan tetkiklerimizi planlıyoruz. Şeker hastalığı ile ilgili mevcut şikayetlerin hepsi hastada aynı anda olmayabilir. Bunlardan bir tanesinin olması bile bizim için kıymetlidir. Normalde sağlıklı bir kişide sabah uyandığında 8-10 saatlik açlık sonrası damardan alınan kan şekeri 100'ün altında olması gerekir. Tokluk şekeri dediğimiz yemekten 2 saat sonra, ilk lokmaya başladığı andan itibaren 2 saat sonra tokluk kan şekeri 140'ın altında olması gerekir. Yine sağlıklı bir bireyde günün herhangi bir saatinde isterse yemek sırasında isterse sofadan kalktıktan 5 dakika sonra kan şekeri bakıldığında, damardan alınan kan şekeri için söylüyorum, 200'ün altında olması gerekir. Bunlar sağlıklı bir kişi olması gereken değerlerdir. Açlık kan şekeri damardan alınan kanda bakıldığında 2 kez 126'nın üstünde gelirse şeker hastalığı tanısı koydurur. Yine tek seferde günün herhangi bir saatinde açlık fark etmez. Alınan kan şekeri 200'ün üstünde gelirse yine şeker hastalığı tanısı koydurur. Şeker hastalığı ile ilgili değerlendirmede hastalarımızın da çokça bildiği hemoglobin A1c dediğimiz bir değer vardır. Bu değer şekerin anlık ölçümlerini değil de genel olarak 3 aylık şeker ortalamasını gösteren bir değerdir. Bu değer normalde sağlıklı bireylerde 5.7'nin altındadır. 6.5'un üstünde olduğunda şeker hastalığı tanısı koydurur. Hastaların değerleri bazen tam olarak net bir şekilde bu sınırların üstünde gelmezse bizi arada bırakır. Bazen hastanın bir değeri yüksek, bazen başka bir laboratuvarda yapılan bir değeri normal gelebilir. Bu durumda biz hangi değeri baz alacağız diye arada kaldığımız, kabaca gri zonda kaldığımız durumlarda biz şeker yükleme testi isteriz. Şeker yükleme testi genel olarak 75 gram glikozla yapılan 0, 1 ve 2. saatlerde şeker ölçümlerine göre bakılan, bazı laboratuvarda 30 ve 90. dakikalarda kullanılmaktadır, bir testtir. Bizim için altın standarttır ve hastada şeker hastalığı olup olmadığı konusunda kesin tanı koydurur. Bu testte herhangi bir değerde 200'ün üstünde olması, açlığın 126'nın üstünde olması, tokluğun 140'ın üstünde olması bize şeker hastalığı tanısı koydurur. Tokluğun, özür dilerim, 200'ün üstünde olması. Şimdi fark ettiyseniz biraz önce normal değerlerle şeker hastalığı değerleri dediğimde ikisinin arası, iki değer aralarında bir takım ara değerler var. Yani sağlıklı açlık değeri 100'ün altında, kan şekeri yüksekliği, şeker hastalığı değeri 126'nın üstünde. 100 ile 126 arasında ara değerimiz var. Tokluk kan
normal şeker için normalde 140'ın altında olması lazım. 200'ün üstünde diyabet diyoruz. Dolayısıyla tokluk için 140 ile 200 arasında bir ara değerimiz var. Yine hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık şeker ortalaması için normalde 5.7'nin altında olması lazım. 6.5'un üstü şeker hastası tanısı koyduruyor. 5.7 ile 6.5 arası ara değer, gri zon, yani prediyabet. Bu hastalar henüz diyabet oluşturmamış, şeker hastalığı geliştirmemiş ama şeker hastalığı yönünde kuvvetli aday hastalardır. O yüzden prediyabet dediğimiz bu hasta grubunda da şeker hastalığına geçiş sürecinin başladığını kabul ederiz. Bu hasta grubunda hasta özelinde tedavi planlayabiliriz. Örneğin hastayı gördük, hastanın kan şekeri 110, tokluk kan şekeri 155. Hasta 46 yaşında bir hasta, örnek hasta. Bu hasta eğer ailesinde yaygın bir şeker hastalığı öyküsü varsa, şeker annesinde, babasında, amcasında, kardeşlerinde gibi birinci kuşak ve ikinci kuşak yaygın öyküsü varsa ya da hastada ciddi düzeyde kilo fazlalığı varsa, eşlik eden kalp hastalıkları varsa ya da hastada inme öyküsü varsa ya da kadın hastada hastalığın geçmişteki öyküsünde gebelik şekeri öyküsü varsa, prediyabet dediğimiz henüz şeker hastası olmayan hasta grubunda da hasta özelinde karar vererek tedavi başladığımız hastalarımız mevcuttur. O yüzden prediyabet dediğimiz grubu gördüğümüzde mutlaka hastanın öncelikle şekerle ilgili diyetini başladıktan sonra hasta özelinde tedavisini planlarız. Peki biz şeker hastalığı ile ilgili konuşurken polikliniğe başvuran hastalarda hangi hastaları şeker hastalığı yönünden taramalıyız? Yani hasta bize şikayetleriyle geldi ve biz zaten şeker hastası olabilir mi diye düşündük ve tetkiklerimizi yaptık. Peki bu şikayetleri çok belirgin olmayan hastalarda da şeker hastalığı taraması yapmalı mıyız? Burada Dünya Sağlık Örgütü'nde ve Dünya Diyabet Cemiyeti'nde hangi hastalarda tarama yapmamızla ilgili bizim bir takım kriterlerimiz var. 40 yaşın üstünde kilosu ne olursa olsun, aile öyküsü ne olursa olsun. Pardon Sayın Hocam, son 5 dakikamız toparlayalım. Pardon. 40 yaşın üstünde olan her bireye mutlaka en azından açlık kan şekerine bakılarak şeker hastalığı ile ilgili taraması yapılması gerekir. Onun dışında yaştan bağımsız kilosu, boy ve kilo oranı 25 kilogram bölü metrekare üstünde olan, yani boy ve kilo oranı normalin üstünde olan bireylerde bir takım risk faktörleri olduğunda o zaman şeker hastalığı taraması yaparız. Bunlar nedir? Birinci ve ikinci derecede yakınlarında şeker hastalığı öyküsünün bulunması, kadın hastada iri bebek doğurma öyküsünün bulunması ya da daha önceki gebeliğinde gebelik şekeri gelişmesi, hastanın tansiyonunun olması, hastanın kan yağlarının yüksek olması, hastanın kadın hastanın polikistik over dediğimiz yatkın bir yumurtalık hormon bozukluğu ile ilgili durumunun olması, insülin direnci ile ilgili bulgularının olması. Burada insülin direnci ile ilgili bulgularda en muayenedeki en net ifadeler bir hastanın kıvrım yerlerinde koyu kahverengi çizgilerin olması, bir de bel çevresinin normal ölçülerin üstünde olması. İkincisi kalp damar hastalığı öyküsü olması, hareketsiz bir yaşantısı olması ve doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlığının olması. Hiperglisemi, yani şeker hastalığı, diyabet hastalığı kontrolsüz olduğu durumlarda birçok hasara yol açabilir. Zaman içerisinde özellikle kalp, kan damarları, sinir sistemi, böbrek, göz dibi ve organ sistemleri etkilenmektedir. Kalp hastalığı ve inme riski artar. Birazdan Doktor Halit Bey size şeker hastalığının kalple ilgili riskleri hakkında detaylı bilgiler verecek. O yüzden bu konuyu başlık olarak söylüyorum. Görmede azalma, görme kaybı şeker hastalığının önemli olumsuz sonuçlarından biridir. Şeker hastalığının böbrekle ilgili etkileşiminde de oldukça böbrek hasarı, böbrek fonksiyon bozukluğu oldukça sık gördüğümüz durumlardır.
Şeker hastalığının kalp, damar yapısı, böbrekler, sinir sistemi, kas iskelet sistemi olmak üzere tüm sistemlerde etkileri mevcuttur. Ama bu etkiler eğer hasta kontrollerine dikkat etmezse, beslenmesine dikkat etmezse, sağlıklı beslenmezse, düzenli egzersiz yapmazsa ve şeker kontrolleri yüksek giderse biz bu olumsuzluklarla karşılaşırız. Kendine, beslenmesine, yaşam tarzına dikkat eden, düzenli egzersizini yapan, kontrollerini aksatmayan, ilaçlarını düzgün kullanan hastalarda şeker hastalığıyla ilgili karşılaştığımız olumsuz risklerimiz çok çok azdır. Kendine hemoglobin A1c hedeflerine dikkat eden hastalarda neredeyse şeker hastalığı olmayan bireyler gibi yaşantısına, sağlığına dikkat edebilir. O yüzden şeker hastalığı eğer dikkate alırsak, eğer kontrollerimizi, ilaçlarımızı, beslenmemizi, egzersizimizi aksatmazsak, hayatımızı sürdürmemize engel olmayan, bize problem yaratmayan ama onu dikkate almazsak, şeker hastalığına uygun beslenmezsek ve şeker hastalığına uygun yaşamazsak, bize oldukça olumsuz etkilerini gösteren, her organı ayrı ayrı kötü etkileyen sinsi bir hastalıktır. O yüzden bu hastalıkla ne kadar erken kabullenir ve ona uygun yaşam tarzını hedef alırsa, birazdan diyetisyenimiz de size bilgi verecek. Yaşam tarzında beslenme çok önemli ama bu beslenme dediğimiz şey normalde sağlıklı beslenmeden çok farklı, çok yürütülmesi zor bir beslenme modeli değil. Aslında hepimiz sağlıklı beslenmek anlamında diyabet hastasına benzer bir beslenme modelini uyguluyoruz. O yüzden dikkat ettiğimizde hayatımıza güzel bir şekilde sürdürebildiğimiz ama dikkat etmediğimizde, önemsemediğimizde kötü yönlerini gördüğümüz bir hastalıktır. Sözlerimi çok uzatmadan bitireyim. Yani 3 dakikanız var, buyurun. Kendinize son 3 dakika. Şeker hastalığı ile ilgili dikkat ettiğinizde olumsuz bir sorun yaşamayacağımız, sadece kendini her daim hayatımızda hissettiren bir hastalık olarak kabul ediyorum ben şeker hastalığını. Geçmiş olsun demek gibi bir ağız alışkanlığım olmuş ama beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de bugün size gebelikte en sık rastlanılan endokrinolojik problem olan diyabetin gebelik üzerindeki etkileri, anne ve bebek sağlığının sağlığı üzerinde oluşturduğu risklerle ilgili bir sunum yapmaya çalışacağım. Diyabet, gebelikte en sık rastlanılan endokrinolojik problemdir. Ortalama dünyada görülme sıklığı %7.7 iken, bunlardan %10'u pregestasyonel diyabet, yani gebeliğin öncesinde tanısı konulmuş gebelerden, diyabetik hastalardan, %90'a yakını ise gebelik oluştuktan sonra kanı alan vakalardan oluşmaktadır. Gebelik diyabetojeniktir. Çünkü gebelik döneminde annede kanda yükselen plasental hormonlar nedeniyle annenin karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasında bazı değişiklikler oluşur ve annede oluşan kan şekeri yüksekliği nedeniyle artmış insülin ihtiyacına cevap veremediği durumlarda kan şekerinin yükselmesi aynı zamanda bebekte yüksek insülin düzeylerine sebep olur ve bunun sonucunda anne ve bebeği ilgilendiren çok ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. Gestasyonel diyabet, yani gebelikte oluşan diyabet, doğru zamanda teşhis edilmeli ve mutlaka doğru izlenmelidir. Tedavi edilmemesi durumunda anne ve bebeği için çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Gebelikte diyabet iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi diyabetçi kadının gebe kalması. Yani bunlar da bu olgularda diyabet olduğu bilinmektedir, tanısı konulmuştur. Bu tüm olguların %10'unu oluşturmaktadır. Onun dışında gebelik sırasında diyabetin ortaya çıktığı ve tanının gebelik sırasında konulduğu olgular %90'ın üzerindedir.
vücudun gebelik sırasında ihtiyaç duyduğu ekstra insülin salgılanamadığı durumda kan şekeri seviyeleri yükselir ve anne ve bebeğin sağlığı üzerinde çok ciddi etkiler ortaya çıkar, az önce de belirttiğim gibi. Gebelik öncesinde diyabetik kadınlarda anne ve fetüse ait risklerin minimuma indirilebilmesi için mutlaka kan şekeri kontrolünün olması gereklidir. Bunun için doğurganlık çağındaki tip 1 ve tip 2 diyabetli kadınlarda mutlaka gebeliğin önceden planlanması ve özel olarak hazırlanılması gerekmektedir. Bu hazırlık ne şekilde yapılır? Özellikle annenin genel sağlık durumunu araştıracak şekilde tiroid fonksiyonları, kandaki vitamin düzeyleri ve kalp ve damar sağlığı, böbrek sağlığı konusunda ayrıntılı incelemeler yapılıp kan şekeri düzeyinin ideal seviyelere indirilmesi son derece gereklidir. Gestasyonel diyabet, yani gebelikte diyabet için risk faktörleri nelerdir? Hangi kadınlarda daha yüksek oranda görülmektedir? Beden kitle indeksi 25 kilogram bölü metrekareden büyük olan kadınlarda risk yüksektir. Ailede diyabet öyküsü bulunanlar, fiziksel açıdan hareketsiz olanlar, 25 yaşından büyük olanlar, polikistik over hastalığı, yani yumurtalıkları ilgilendiren, yumurtalıklarda çok sayıda kistlerin bulunmasıyla ilgili ortaya çıkan bir hormonal rahatsızlığın sonucu olan şeker metabolizması bozukluğu da gebelik diyabeti yönünden riski artırmaktadır. Yüksek tansiyona sahip olmak, yüksek tansiyona sahip olmak, makrozomik bebek doğum öyküsü, yani 4000 gramın üzerinde bebek doğmuş olmak, daha sonraki gebeliklerde de diyabet olasılığını arttırmaktadır. Daha önceden kalple ilgili sağlık sorunları yaşamak ve gebelik öncesinde tip 1 veya tip 2 diyabet tanısı almış olmak. Pregestasyonel, yani gebelik öncesinde diyabetin varlığında gebelik gidişatını belirleyen faktörler nelerdir? Anne adaylarının diyabet tanısı aldığı sıradaki yaşı önemlidir. Diyabetin süresi, eşlik eden damarsal problemler bulunması, nefropati, yani böbrekle ilgili problemler, retinopati, gözle ilgili bazı problemlerin olması, sigara, aşırı alkol ve kafein tüketimi, bağımlılık yapan ilaçların kullanılması ve beden kitle indeksi 27 kilogram bölü metrekareden büyük olanlarda, yani obezite problemi olanlarda gebelikte diyabet olumsuz seyretmektedir. Gebelikte diyabetin neden olduğu riskler 3 bölüm halinde incelenmektedir. Bunlar anneyi ilgilendiren riskler, anne karnındaki fetüsü ilgilendiren riskler ve yeni doğandaki riskler olmak üzere 3 bölüm halinde değerlendirilebilir. Anneye ait riskler şunlardır. Daha önceden düşük yapma ihtimali olabilir. Preeklemsi, yani kan basıncı, tansiyon yükselmesi ile bağlı birlikte ortaya çıkan karmaşık bir sendromdur preeklemsi. Gebelikte oldukça risklidir. Polihidramnioz, yani bebeğin içinde bulunduğu sıvı, amniyon sıvısının normalden çok daha fazla miktarlara ulaşmasına yol açabilir. Bunun dışında diyabetik komplikasyonlarda ilerleme olabilir. Yani var olan diyabette bağlı böbrek ve gözle ilgili damarsal problemlerle ilgili sorunların ileri seviyelere taşınmasına yol açabilir. Sık üriner enfeksiyonlar gelişmesine neden olabilir. Tekrarlayan kan şekeri düşmeleri yaşanabilir. Buna bağlı annenin ve bebeğin metabolizmasında ciddi sıkıntılar oluşabilir. Diyabetik ketoasidoz ve buna bağlı komplikasyonlar, yani kan şekerinin uzun süreli yüksek kalmasına bağlı oluşan bir metabolik bozukluk ortaya çıkabilir. Ve daha sonraki yıllarda, gebelik sonrasında da obezite ve tip 2 diyabet gelişme riski yüksektir. Anne karnında fetüse ait riskler son derece önemlidir. Bunların başında gelen başlıcalarını anlatacağım. Çok sayıda problem olabilir. Bunların başında kalp anomalileri olabilir, diyabete bağlı. Kaudal regresyon sendromu denilen bacak kemiklerinde ciddi yapısal deformitelerin oluşmasıyla karakterize bir durum oluşabilir. Merkezi sinir sistemi anomalileri olabilir. Gastrointestinal sistem anomalileri,
kas iskelet sistemini ilgilendiren ciddi bozukluklar olabilir. Damar ve dudak yarığı oluşabilir. Üriner sistem, yani üriner sistem anomalileri olabilir. Makrozomi, intrauterin gelişme geriliği, yani makrozomi 4000 gramın üzerinde bebek doğurma ihtimali ve intrauterin gelişme geriliği ve maalesef anne karnında hayatını kaybeden bebekler olabilir. Bu nedenle diyabetin gebelikte oluşması son derece vahim sonuçlara da gidebileceği için çok ciddi alınması gereken, çok önemli üzerinde durulması gereken bir patolojidir. Daha sonra bebeği dünyaya getirdikten sonra yeni doğan döneminde de bebekle ilgili olabilecek bir takım riskler vardır. Bunlar erken doğum riski, doğum travması. Çünkü bunlar çoğunlukla iri bebekler olurlar. Ve iri bebeğin normal doğumda travmaya uğraması, ciddi sorunlar yaşaması mümkündür. O nedenle sezaryen oranları daha yüksektir diyabetik annelerde. Ayrıca annede, bebekte doğumdan sonra çok ağır kan şekeri düşmeleri yaşanabilir. Respiratuar distres sendromu dediğimiz solunum sıkıntıları meydana gelebilir. Hiperbilirimlilemi, salılık gibi. Hipokalsemi, kan kalsiyum düzeylerinin düşmesi. Hipertrofik kardiyomiyopati, yeni doğan ölümü. Ve sonraki yıllarda yine bebekte de tip 2 diyabet gelişme riski ve obezite riskleri olmaktadır. Gestasyonel diyabette tanı Dr. Gülçin Hanım da bahsetti. Tanıdan daha çok glukoz tolerans testini, oral glukoz tolerans testini kullanırız. Annede artan plasental hormonlar, diyabetojenik hormonlar nedeniyle daha ziyade gebeliğin 24-28. Haftaları arasında kan şekeri yükselme ihtimali artmıştır. O nedenle de glukoz tolerans testini tarama amacıyla en çok 24-28 haftalar arasında kullanırız. Ama yüksek riskli annelerde gebeliğin daha erken dönemlerinde de glukoz tolerans testi yapılması gerekebilir. Ama erken dönemde yapılan şeker yükleme testinin normal çıkması daha sonraki dönemlerde problemin tekrar olmayacağı anlamına gelmez. 24-28 hafta arasında mutlaka testin yenilenmesi gereklidir. Kısaca bu testin ne şekilde yapıldığından bahsetmek istiyorum. Test iki şekilde yapılıyor. Bunlardan bir tanesi tek aşamalı testtir. 75 gram glukozla yapılır. 8 saatlik açlık periyodu sonrasında açlık kan şekeri için kan alınır. Daha sonra 75 gram glukoz içirilir gebeye ve 75 gram glukozu içtikten bir saat ve 2 saat sonra kan şekeri ölçümleri yapılır. Tamam, teşekkür ederim. 75 gram glukozla ilgili normal kan şekeri eşik değerleri ise şu şekildedir. Açlık kan şekeri için beklenen değer 92'nin altında olması, 1 saat sonra beklenen değer 180'in altında olması, 2 saat sonra ise 153 mg bölü desilitrenin altında olması beklenir. Bir tane değerin bile bu testte yüksek çıkması gestasyonel diyabet tanısı koydurur. Yine iki basamaklı diğer bir test vardır. Bu ilk önce 50 gram glukoz içirilerek başlanır. 50 gram glukoz içtikten sonra kan şekeri eşik değeri 140 mg desilitre olarak kabul edilir. Eğer sonuç eşik değer 140 mg desilitrenin üzerinde çıkarsa 140 ile 180 mg desilitre arasında ise tanıyı netleştirmek için ayrıca tekrar 100 gram glukozla test tekrarlanır. Ama eğer 180 mg desilitrenin üzerinde bir değer çıktıysa artık gebelik diyabeti tanısı konulur ve ona göre takibe başlanır. Yavaş yavaş toparlayalım hocam. Son 5 dakikamız.
Ayrıca gebelikte rastgele bakılan herhangi bir açlık kan şekerinin 126 mg bölü desilitre, spot bir kan şekerinin 200 mg desilitre ve hemoglobin A1C değerinin %6,5 üzerinde olduğu durumlarda artık aşikar diyabet tanısı konulur. Gebelikte diyabet tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Özellikle endokrinoloji ve iç hastalıkları, perinatoloji ve kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve yeni doğan, diyetisyen ve diyabet hemşiresinin oluşturduğu bir ekip tarafından izlenmesi idealdir. Kişiye özel tedavi protokolleri oluşturulmalıdır. Gebelik öncesi diyet egzersiz önemlidir. Hemoglobin A1C 5-6,5 ila 7'nin arası altında beklenir. Yine gebelik süresince optimal kan şekeri değerlerinin sağlanması beklenir. Kişiye özel insülin tedavisi düzenlenebilir. Ama ilk tedavi özellikle diyet ve egzersizdir. Yeterli olmadığı durumlarda insülin tedavisine geçilir. Yine gebelerde takviye olarak 1200 mg günde kalsiyum, iot 150 mikrogram günlük alınması, D vitamini alınması özellikle 12. haftadan sonra ve demir desteği tavsiye edilmektedir. Kilo kontrolü ve haftada 5 gün ortalama yarım saatlik çok ağır olmayan bir egzersiz, özellikle yürüyüş, yoga, yüzme, pilates gibi egzersizler tedavide son derece yardımcı olmaktadır. Özetle, gebelikte diyabet tedavi edilmediği takdirde anne ve bebek için çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tüm kadınların diyabet olma olasılığı vardır. Tarama ve tanı için oral glukoz tolerans testi kesinlikle altın standarttır. Oral glukoz tolerans testinin anne ve bebekte olumsuz bir etkisi olduğuna dair dünyada kabul görmüş hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belediye Başkanım ve değerli izleyiciler, bugün sizlere diyabetin en çok etkilediği organ, kalp ve damar hastalıkları üzerine etkisini anlatacağım. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun bildirdiğine göre dünyada 382 milyon diyabet hastası olduğu tahmin edilmekte. Ve bu sayının giderek artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde de 20 yaş üzerinde yaklaşık olarak 7 milyon diyabet hastası olduğu düşünülüyor. Bu yaklaşık %15'e denk gelmekte. Konuya girmeden önce koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damar hastalıklarından bahsedeceğim kısaca. Kalp damar hastalıkları dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıktır. Ve bunun bir takım risk faktörleri var. Bunların başında diyabet gelmekte. Diğer risk faktörleri de yeri gelmişken bahsedelim. Yüksek tansiyon, sigara içimi, yüksek kolesterol, ailesel yatkınlık, yaş ve erkek cinsiyet. Bu risk faktörlerinden bazılarını tamamen ya da tama yakın değiştirebilirken bazılarını değiştiremiyoruz. Mesela yaşlanmayı durduramıyoruz. Ailesel yatkınlık varsa genlerimizi değiştiremiyoruz. Cinsiyetimiz sonuçta erkekler biraz daha şanssız. Onlar biraz daha yatkın oluyor kalp damar hastalıklarına. Değiştiremiyoruz. Ama diğerlerini değiştirebiliriz bizim elimizde. Özellikle sigara tamamen değiştirilebilir bir risk faktörü. Yine diyabet, tansiyon ve kolesterol yüksekliği de tama yakın düzeltilebilir risk faktörüdür. Neden önemli diyabet? Çünkü diyabetik ölümlerin yaklaşık %60'ını kalp damar hastalıkları oluşturmaktadır. Diyabetli kişilerde kalp damar hastalıkları görülme sıklığı normal popülasyona göre 3 kat daha fazladır. İnme riski 2 kat daha fazladır diğerlerine göre. Kadınlarda biraz daha risk fazladır. Ve diyabet geliştikten diyabetli kişilerde kalp damar hastalığı geliştikten sonra hastalık seyri diyabetli olmayanlara göre daha kötüdür. Slaytlarla ilgili bir sorun var galiba sistemle ilgili. Görüntüler de var ama göstereceğim. Bilgisayar problem var herhalde. Anladım.
Neyse, evet, artık öyle devam edelim. Ondan dolayı diyabetik hastalara biz kalp damar hastalığı eş değeri sayıyoruz. Yani kalp damar hastalıklarından tıkanıklı olan hastalar gibi yaklaşıyoruz diyabet hastalarına. O kadar ehemmiyet veriyoruz. Tabi burada izleyen, dinleyenler arasında diyabet hastaları da vardı. Onları korkutmak istemiyorum. Bu sayılar doğru, bu kadar ölmesi de oluyor. Ama bunlar kontrolsüz diyabet hastaları için geçerli. Ne kadar şeker kontrol altında seyrederse o kadar risk düşüyor. Yani şeker yüksekliğiyle kontrolle direkt orantılı bulur. Kan şeker yüksekliği sadece damarları etkilemiyor, damar tıkanıklığına sebep olan diğer problemler de ortaya çıkıyor. Obezite, kan basıncı yüksekliği ve yüksek kolesterol gibi diğer problemlere de sebep olabiliyor. Tabi bunların hepsini bir arada tedavi etmek lazım. Sadece diyabet tedavi edip diğerlerini bırakmak doğru olmaz. Diyabetle birlikte kolesterolü ve şekeri de eş zamanlı tedavi etmekte fayda var. Peki aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar hangileri? Sadece kalp krizi değil. Kalp krizi, ondan sonra damar tıkanıklıkları, darlıkları, bununla birlikte şah damarı tıkanıklıkları, bacak damarı tıkanıklıklarının hepsi de biz aterosklerotik kardiyovasküler hastalık diyoruz. Tabii bu damar tıkanıklığı bir anda gelişmiyor. İnsan doğduğunda damarların içerisi kırıl kırıl, tamamen açık, sağlıklı hücrelerden oluşuyor. Zamanla birlikte bu damar duvarında yavaş yavaş kabarmalar başlıyor. Ve bu kabarmalar zamanla işte %40, %50, %60, %70, %80 ve nihayetinde tama yakın daralmaya sebep oluyor. Ve bu darlık derecesi arttıkça da hastaların şikayeti buna bağlı olarak artıyor. Tabi bazı dönemlerde damar içerisindeki darlık %30-40 iken de problem oluşabiliyor. Eğer %30-40 darlık üzerinde pıhtı oturursa bir anda kalp damarları tıkanıyor ve önceden belirti vermeksizin kalp krizine sebep olabiliyor. Burada görüntüler vardı ama onları gösteremeyeceğim sizlere. Peki, bunda belirtiler nedir? Hangi belirtiler varsa dikkat alın. Burada bizim en çok önem verdiğimiz, ehemmiyet verdiğimiz belirti göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı nasıl bir göğüs ağrısı? Birkaç vasfı var bu göğüs ağrısının. Öncelikle yeri. Yeri tam şu iman tahtası dediğimiz şu kemik altında komple göğüs kafesini dolduran, özellikle sola doğru, sola doğru daha eğimli olan bir göğüs ağrısı. Genellikle böyle tek noktasal tarzı göğüs ağrıları olmaz. Daha çok böyle şiddetli ve göğüs kafesini komple doldurma eğilimli olan göğüs ağrıları olur. Vasfı nasıldır? Vasfı baskı, yanma, tıkanma tarzında bir göğüs ağrısı. Böyle keskin bir ağrıdan ziyade, işte bıçak saplanır gibi, iğne batar gibi, karıncalar gibi ağrıdan ziyade daha çok baskı, sıkışma, tıkanma, biri buraya oturuyormuş, basıyormuş gibi bir göğüs ağrısı. Süre olarak da böyle saniyelik olup geçen ağrı olmaz. Daha çok dakikalar ifade eden bir ağrı olur. Tabii tam tıkanmaya bağlı bir kalp krizi ağrısıysa bu ağrı damar açılana kadar devam eder. Öyle kısa 5-10 dakikada geçmez. 5-10 dakikada geçen ağrılar da vardır. Onlar da damar zaman açılıp kapanıyorsa o zaman 5-10 dakikada gelip geçen ağrılar da olabilir. Tabii tetikleyen faktörler var, azaltan faktörler var. Özellikle efor sonrası, stres sonrası, heyecan sonrası, yemek sonrası bu tip ağrılar artabilir. Diğer taraftan yayılımı nasıldır? Yayılımı daha çok boğaza, çeneye ve sol kolun iç yüzüne doğru yayılır. Nadir olarak da sırta, daha az sıklıkla diyelim, sırta, çeneye, sağ kola da yayılabilir bu ağrı.
Bu ağrı tipik olarak bu şekilde. Bu ağrılar varsa bu ağrıların hepsini biz önemsiyoruz. Peki ne yapalım diyabet hastalarına önceden tespit etmek için? Tarama yapalım. Kimlere tarama yapalım? Hemen hemen diyabet olan tüm hastalar, kalp hastalar için en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve gerekiyorsa tedavi edilmeli. İşte nefes ağrılığı olan, göğüs ağrısı olan, az önce bahsettiğim benzer ağrılar olan, göğsünde sıkıntısı olan, tarif edemeyen hastalar, efor kapasitesinde ciddi azalma olan kişiler, işte önceden 3 kat çıkıyordum ama şimdi 1 kat çıkamıyorum diyen kişiler, geçici inme yaşayan ya da bacaklarında yürümeyle ağrı olan hastalar, özellikle tarama için dikkat edilmesi gereken hastalar. Ne yapalım taramada? İstirahat EKG'si ile birlikte detaylı bir kardiyak muayene, eko dahil yapılmalı. Gereken hastalara da efor testi, egzersiz, stres testi, bazen nükleer tıp, çok gerekliyse koroner anjiyografi gerekebilir. Bir de diyabetlerde sessiz kalp krizi dediğimiz şey var. O da şudur, ağrı normalde aslında çok olumlu bir belirti. Çünkü ağrı olacak ki kişi hastalığının farkına varsın. Ağrı yoksa farkına varamayabilir. Ağrı birçok hastalığın erken tanı konması için önemli bir belirti. Ağrısız seyreden hastalıklarda daha çok geç tanı konmaktadır. Diyabet hastalarında yüksek şekere bağlı nöropati dediğimiz sinir hastaları meydana gelmektedir. Ve bundan dolayı damar darlığı olsa bile hasta bunu ağrı olarak hissetmeyebilir. Hatta kalp krizi geçirse bile bunu ağrı olarak hissetmeyebilir. Çünkü oradaki ağrıyı beyne taşıyan sinirlerde de hasar vardır. Ve kişi bunu hissetmeyebilir. Ağrısız bunu yaşayabilir. Çevremizde vardır. İleri seviyede kontrolsüz diyabet hastaları elini mesela ayağını sobada ya da kalorifer petende ısıtırken yaptıklarında hepiniz şahit olmuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Çünkü o ısıyı hissetmiyorlar. Biraz daha ısınayım, biraz daha ısınayım derken eli uzun yanabiliyor. Aynen kalpte de öyle, kalbimizi geçiriyor ya da ciddi bir problem var ama hiçbir şey hissetmiyor aslında. Dolayısıyla geç tanı, geç tedavi sebep olmaktadır bu durum. Buna biz sessiz kalp krizi diyoruz. Yani göğüs ağrısız kalp krizi. Dolayısıyla diyabet hastaları, hani benim şikayetim yok, iyi, ekstra bir tetkike, ekstra bir muayeneye gerek yok gibi bir yaklaşımda bulunmamalıdır. Bu altta yatan hastalığı tespit etmek için bir takım ileri değerlendirmeler gerekmektedir. Diğer bir husus, şeker hastalığı ve kolesterol. Kolesterol yüksekliği önemli ama şeker hastalarında daha önemli. Çünkü şeker ve kolesterol bir araya gelince, atıyorum 1 artı 1, 2 değil, 4-5 değerinde şiddetinde hasara sebep olabiliyor. Tek tek varken bir hasar oluşturuyorsa, bunlar ikisi bir araya geldiği zaman bu 2 olmuyor. 4-5 etkisinde damara ve kalbe zarar verebiliyorlar. Dolayısıyla kolesterol diyabet hastalarında olabildiğince düşük tutulmalı. Ne kadar düşük kolesterol o kadar iyi diyoruz diyabet hastaları için. Mesela kötü kolesterol, LDL değerine bakıyoruz biz daha çok hastalarda. Eğer LDL değeri hedef 55'in altında, 55 çok mu düşük, düşük değil. Diyabet hastalar için oldukça iyi bir seviye. 55 ve altına kadar indirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan herhangi bir risk faktörü yok. İşte LDL kolesterol değeri 150, 160, 170. İlla ki buna da yaşam tarzını değiştirdiğini düşünüyoruz ama ilaç başlamıyoruz. Şeker hastalığında biraz daha ehemmiyet veriyoruz bu duruma. Kolesterol ilgili, kolesterol ilaçları ilgili çok ciddi sorular var, endişeler var, kaygılar var. Bunlar yersiz endişeler. Yaklaşık biz bu ilaçları 35 senedir kullanıyoruz. Birçok hastada, milyonlarca hastada kullanıldı ve hepsi kayıt altında, hepsi takipte. Öyle kalıcı, çünkü hastalar da çok soruyorlar bize. Böbrekler etkiler mi, karaciğer etkiler mi? O olur mu, bu olur mu, olmuyor. Yani böyle ciddi bir yan etkisi yok bu ilaçların. Güvenle kullanılabilir ilaçlar. Diğer bir konu, şeker hastaları aspirin kullansın mı, kan sulandırıcı olarak?
çok sık karşılaşıyorum. Herkesin elinde aspirin. Herkes kanını sulansın, ne kadar sulu o kadar iyidir mantığıyla yaklaşıyor. Değil. Ne kadar sulu o kadar iyi değil. Bu sorunun cevabını baştan söyleyeyim. Her diyabet hastası, her şeker hastası aspirin kullanmamalı. Kan sulandırıcı kullanmamalı. Çünkü bazen götürüsü getirisinden daha fazla olur. Acil bir ameliyat gerekiyor, ameliyatın riskini artırıyor, kaza geçiriyor, kanamayacaklık kanıyor. Yani faydası olup olmadığı meçhul ama zararı olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla her hastaya vermiyor. Kimlere veriyoruz? Onu ben kabaca bahsedeyim, çok detayına girmeden. 10 yıllık kardiyovasküler ölüm riski %10 veya %5-10 arasında dediğimiz çok yüksek riskli ve riskli hastalara veriyoruz. Kimler bunlar? Diyabetik ve damar hastalığı olanlara mutlaka veriyoruz aspirin. İşte böbrek ve göğüs tutulumu olanlara diyabetle bağlı veriyoruz. Ya da çoklu risk faktörü varsa diyabetle birlikte, işte tansiyonu var, ondan sonra kolesterolü var, ailesi hepatitleri var, sigara içiyor gibi olaylar varsa bunlara veriyoruz. Onun haricinde vermediğimiz grup, yani herhangi bir risk faktörü yok, şekerin gayet kontrol altında, kişi 50 yaşın altında, stabil bir hasta, bunların kan sulandırıcı kullanmasına gerek yok. Gerek olanlara da, düşündüğümüz hastada da kanama riskini iyi değerlendirmek lazım. Kanama riski yüksekse yine aspirinden kaçınıyoruz. Evet, Halit Hocam. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Özellikle yaşlı hastalarda 70 yaşın üstünde kanama riski oldukça artıyor. Biraz daha dikkatli kullanmakta fayda var. Tansiyonla ilgili genel tansiyon hedef 14-9'un altında. Diyabet hastalarında da bu geçerli. 14-9'un altında ama tek fark var. Eğer hasta iyi toler ediyorsa daha düşük değerler daha iyi. Nedir? 11, 12, 13'ler sistolik basınçta veya yani büyük tansiyonda eğer hasta toler edebiliyorsa o seviyelere kadar inmekte fayda var. Evde kan basıncı ölçümünü mutlaka öneriyoruz, önemsiyoruz. Son konu sigara. Sigara değiştirilebilir. Yegane tamamen değiştirilebilir. Yegane risk faktörü. Diyabetle birlikte olunca tabii az önce bahsettim, risk biraz daha artıyor. Dolayısıyla diyabet var, bari sigara olmasın diyoruz. Sigara ve diyabet kalp hastalığı, damar tıkanma riskini belirli bir şekilde artırmaktadır. Sunumum bu kadar. Sorular olursa sunumdan sonra bugün burada diyabete geniş bir açıdan bakmak için toplandık. Ben de sizlere diyabetle beslenme anlatacağım. Bu panelde bir katılım konuşmacı olarak ailemde ve yakın çevremde çok sevdiğim birçok insanın yıllardır mücadele ettiği diyabet hakkında siz değerli dinleyicilerimize bir şeyler katabilecek olmak benim için gerçekten mutluluk verici. Diyabet bilinen adıyla şeker hastalığı ama etkilediği organ ve sistemlerle neden olduğu akut ve kronik komplikasyonlarla çok da şeker olmayan bir hastalık aslında. Diyabet nedir? Gülçin Hocam çok güzel bir şekilde anlattı. Çok kısa geçmek istiyorum. Pankreasımızdan üretilen kan şekerini düşürmeye yarayan insülin hormonunu diyabetli bireylerde salınımında veya etkilerindeki bozukluklara bağlı olarak kan şekerlerinin yükselmesi, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmalarının bozulması ilerleyici ve komplikasyonlara yol açan bir hastalık. Birçok komplikasyonu var. Gözleri etkileyebiliyor. Gülçin hocamızın da söylediği gibi kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor. Böbrekleri etkileyebiliyor, sinirleri etkileyebiliyor. Bugün günümüzde 382 milyondan fazla insan diyabetle yaşıyor. 2035'te bu rakamın 592 milyona çıkması tahmin ediliyor. Ve burası çok çarpıcı bence. İki diyabetli hastadan biri henüz teşhis tanı almamış, teşhis konmamış, hastalığı hakkında bir fikir sahibi değil. Yine Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre de
diyabetli hastaların çok büyük bir kısmı tip 2 diyabetli. Bu bize ne söylüyor? Bu bize aslında diyabetli bireylerin çoğunun düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesiyle hastalığa yakalanma risklerinin büyük ölçüde azaltılabileceği tip 2 diyabetli hastalar olduğunu söylüyor aslında. Evet, bugün yapılan tüm çalışmalar şunu destekliyor ki obez yani aşırı şişman bireylerin normal vücut ağırlığına sahip insanlara göre diyabete yakalanma riskleri 5 kat daha fazla. Eğer mezuranız varsa ben hep şunu söylüyorum. Bel çevrenizi ölçün, göbek deliği hizasından bu ölçümü yapabilirsiniz. Kadınlarda 88 santim ve üzeri, erkeklerde 102 santim ve üzeri ise bel çevresi kalınlığımız, kardiyovasküler hastalıklar açısından ve diyabet açısından bir risk faktörü taşıyorsunuz aslında. Geçelim mi? Evet, diyabete zemin hazırlayan bazı faktörler var. Bunlar hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, genetik yatkınlık ve şişmanlık yani obezite. Özellikle karın bölgesi yağlanması, abdominal obezite dediğimiz obezite tipi. Sağlıklı ve dengeli beslenme, egzersiz ve hekiminiz tarafından yazılan ilaç ya da insülin tedavisi, diyabet tedavisinin birbirini tamamlayan 3 unsurunu oluşturuyor aslında. Diyabet tedavisinde amaç kan şekerini hedeflenen aralıklarda tutmak ve diyabete bağlı komplikasyonlarının gelişmesini önlemek. Diyabet hastaları bir beslenme uzmanı kontrolünde doğru beslenme eğitimi alarak, sağlıklı beslenme kurallarına uyarak, ağırlık kontrolü sağlayarak ve elbette hekimleri tarafından önerilen ilaçlarını hekimlerin önerdiği şekilde kullanarak sağlıklı bir yaşam sürebilirler. Bu beslenme tedavisini iyi bir şekilde uygulamak bizlere ne kazandırır? İlk olarak arzu edilen metabolik kontrolü sağlarız. Yani şekerler iyi, dengede. Kan yağları dengede. Uygun vücut ağırlığımızı sağlarız. Çocuklarda uygun büyüme ve gelişmeyi sağlarız. Diyabete bağlı komplikasyonları önler ve elbette yaşam kalitesini artırırız. Peki hastalar bizlere başvurduğunda bizim hastalara bu tıbbi beslenme tedavisini uygularken çıkış noktamız ne? Temel noktamız ne? Burada ilk baz aldığımız şey enerji. Biz bize başvuran tüm hastaların günlük ihtiyaçları olan enerji miktarını almalarını çok önemsiyoruz. Çünkü enerji dengesi demek aslında uygun vücut ağırlığı demek. Çok basit bir dengesi var. Besinlerle alınan enerjiyle bazal metabolizmamız ve fiziksel aktiviteyle harcanan enerji eğer birbirine eşit olursa kilomuzu koruyoruz. Harcanan enerji alınan enerjiden fazla olursa zayıflıyor. Harcanan enerji alınan enerjiden az olursa şişmanlıyoruz. Bu durum obeziteye yol açıyor. Bir diğer önemli nokta, dikkat ettiğimiz nokta karbonhidratlar, protein ve yağlar yani makro besin öğelerinin diyete dengeli bir şekilde dağılması. Karbonhidratlar belki bugün en çok tartışılan, kafaların en çok karışık olduğu besin gruplarının başında geliyor. Tüketmeli miyiz, tüketmemeli miyiz? Çok fazla bilgi kirliliği var bu konuda ama tüketmeliyiz kesinlikle. Çünkü vücudumuzun birinci enerji kaynağı. Mutlaka almalıyız. Toplam diyetten gelen enerjinin %50'si karbonhidratlardan gelmeli. Beslenme piramidinde de en tabanda, en altta karbonhidratlar var. Ama nasıl karbonhidratlar? Tabii ki kompleks karbonhidratlar, yani tam tahıllı taneler, tam buğday ekmeği, kuru baklagiller, sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri gibi diyetsel posa, diyetsel dip oranlarında yüksek karbonhidratları tüketmeliyiz. Proteinler de yine çok önemli besin grubumuzdan biri. Vücudun büyüme ve gelişmesi, doku onarımı gibi çok önemli görevleri var proteinlerin. Diyabetli bir bireyin protein gereksinimi değişmiyor. Fakat diyabete bağlı böbrek hasarı gelişmiş ise, yani nefropati varsa
protein kısıtlaması yapabiliyoruz hekim önerisiyle. Toplam enerjinin %10 ila 20'sini proteinler oluşturmalı ve elbette ki yağlar. Yağlar yüksek enerji verirler. Gramları başına 9 kilokalori enerji içerirler. Fakat doymuş ve doymamış yağlar olarak ikiye ayrılırlar ki bu doymuş yağların fazla alınması kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir. Nedir bu doymuş yağlar? Elbette hayvansal yağlar. Tereyağı, karmak, krema, kuyruk yağı, iç yağı, et üründeki yağların büyük bir kısmı gibi ve margarinler. Margarinler aslında doyurulmuş yağlardır. Doymamış yağlar da tekli ve çoklu doymamış yağlar olarak ikiye ayrılır. Tekli doymamış yağlar zeytin, zeytinyağı, fındık, ceviz gibi kaynaklar. Çoklu doymamış yağlar ise ayçiçek, mısır özü, balık, balık yağı gibi omega 6 ve omega 3 kaynakları. Sağlığın korunmasında diyette alınan bu yağların hepsinin belli oranlarda olması gerekiyor. Doymuş yağlar yani hayvansal yağlar %7'yi aşmamalı. Tekli doymamış yağ asitleri %15, çoklu doymamış yağ asitleri %8 ila 9 olmalı ve diyet kolesterolü günlük 300 mg'ı aşmamalı. Elbette ki evlerimizde biz bunları hesaplayıp diyetimize uygulamamız çok zor. Biz evet poliklinikte bunları yapıyoruz ama biz bu dengeyi kabaca sağlamak için neler yapabiliriz? Beslenmemizde neleri değiştirebiliriz bu yağ dengesini sağlayabilmek için? Birincisi kırmızı et ağırlıklı beslenmek yerine hindi, tavuk, balık gibi beyaz et kaynaklarından daha yoğun beslenmeliyiz. Haftada mutlaka 2 porsiyon balık tüketmeliyiz. Bu da çok önemli. Etli yemeklere ayrıca yağ eklenmemeli. Yemek sadece etin kendi yağıyla pişsin istiyoruz. Zeytinyağı ağırlıklı beslenilmeli tabii ki. Burada benim gördüğüm şöyle bir durum var. Toplumumuzda ayçiçek yağı, mısır özü gibi yağlar da zeytinyağı olarak değerlendirilebiliyor. Onlar farklı yağlar, zeytinyağı farklı, zeytinyağı ağırlıklı beslenilmeli. Karaciğer, beyin, böbrek gibi sakatatlar ve sosis, salam, sucuk, pastırma gibi şarküteri ürünleri çok fazla tüketilmemeli. Kuyruk yağı, iç yağı ve bu yağların eklenmiş olduğu kebaplar, dönerler, pideler çok fazla tüketilmemeli yine. Yemeklerimizde kızartma, kavurma gibi sağlıksız yöntemler yerine ızgara, haşlama, fırın ya da buğulama ya da buharda pişirme gibi teknikleri kullanabiliriz. Bir diğer önemli nokta öğün sayısı ve zaman. Sanırım bu konularda da kafalar biraz karışık. Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili soru alıyorum ben de. Ara öğün yapalım mı? Kaç saatte bir beslenelim? Aralıklı açlık mı uygulayalım? Diyabet hastaları için ortalama 3-4 saatte bir beslenmek uygundur diyoruz biz. 3 ana, 1 ya da 2 ya da 3 ara öğün verebiliyoruz. Hastanın hastaya göre değişebiliyor bu. Hastanın kullandığı insüline göre, çoklu insülin ya da ikili insülin kullanmasına göre, diyabetinin tipine göre ve hastanın yaşam tarzına göre değişebiliyor. Yapay tatlandırıcılar ve diyet ve diyabetik ürünleri. Kullanmanıza gerek var mı her diyabet hastasının diyabetik ürün kullanmasına gerek var mı? Elbette yok. Ben her zaman diyorum ki evlerimizde pişen, ailemiz için pişen sağlıklı tencere yemekleri sizler için de en sağlıklı seçenekler. Ve kullanırken şunu unutmamak gerekiyor. Fruktoz, sorbitol, manitol, ksilitol gibi enerji içerici, enerji içeren tatlandırıcıların da belli miktarların üzerinde kullanılması kan şekerlerini yükseltiyor. Ve diyet ürünler, diyabetik ürünler asla sınırsız tüketebileceğiniz, sizi zayıflatan, kan şekerlerinizi de düşüren, dengeye alan ürünler değil. Lütfen bunu unutmayın. Glisemik indeks yine bizim üstünde durduğumuz konulardan bir tanesi. Diyabetik hastalarda çok önemli ve önemini vurgulayarak anlatıyoruz her zaman. Glisemik indeks, karbonhidrat içeren besinlerin kan şekerine etki etme hızlarına göre sınıflandırılmasını sağlar. Çünkü aslında tüm karbonhidratlar kanda aynı hızla şekere dönüşmezler. Düşük, orta ve yüksek glisemik indeks sınıfın olarak sınıflandırıyoruz. Düşük glisemik indeksli besinler, kuru baklagiller, fındık, fıstık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, elma, portakal, orman meyveleri, erik gibi aslında meyvelerin birçoğu, sebzeler, süt ürünleri düşük glisemik indeks sınıfındadır ve tüketiminde bir mahsur yoktur.
Orta glisemik indeks sınıfındaki besinler muz, taze patates, patlamış mısır, bulgur, dondurma, fırın patates, esmer pirinç gibi gıdalar. Bunlara temkinli yaklaşalım, temkinli tüketelim istiyoruz. Porsiyon kontrolüne mutlak surette uyalım istiyoruz. Yüksek glisemik indeks tabloda renginden de anlayabileceğiniz gibi çok okunmuyor ama kırmızı, yani aman mutlaka uzak durun dediğimiz şeyler. Şekerler, tatlılar, hamur işleri, beyaz un ve beyaz unun mamulleri aslında. Şekerli içecekler, gazlı içecekler, işlenmiş meyve suları, meşrubatlar, aromalı içecekler, yani meyveli sodalar, meyveli sütler gibi. Hamur işleri, olgunlaşmış muz, kuru üzüm, mısır cipsi ve mısır gevreği. Aslında sağlığımızda Gülçin Hocam'ın da dediği gibi diyabette beslenme kuralları da çok katı ve sağlıklı beslenme kurallarından çok uzak olan şeyler değil aslında. Aslında sağlıklı beslenmek için her birimizin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Öğün atlamamak, kahvaltı yapmak çok önemli. Çünkü akşam ile sabah arası en uzun aç kaldığımız süre, bu sürede vücut artık ihtiyaç duyduğu enerjiyi tüketmiş oluyor. Öğünlerde doğru beslenmek, mutlaka her besin grubundan besinleri günlük diyetimizde tüketmek çok önemli. Biz bu modeli beslenme yoncası modeli diyoruz ve biz bunu yeterli ve dengeli beslenmeyi tarif etmek için kullanıyoruz. Bu dört yapraklı bir yonca. Bu yoncanın iki yaprağını tahıllar oluşturuyor. Tam buğday ekmekleri, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllar. Bir diğer yaprağını süt ve süt ürünleri, yani süt, yoğurt, ayran, kefir gibi. Bir diğer yaprağını et ve et ürünleri, balık gibi, tavuk gibi, yumurta gibi, kuru baklagiller gibi. Ve son yaprağını ise sebze ve meyveler oluşturuyor. Biz istiyoruz ki günlük diyetimizde bu dört besin grubundan besinlere de dengeli biçimde yer verelim. Pişirme tekniklerini söylemiştik, bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Kızartma, kavurma, mangal, tütsüleme doğru pişirme yöntemleri değil. Haşlama, fırın, ızgara, buhar doğru pişirme yöntemleri. Fast food tarzı yiyeceklerden elbette uzak durulmalı. Çünkü fast food eşittir yüksek doymuş yağ, eşittir yüksek basit karbonhidrat. Bu da kan yağları yüksekliği demek, kan şekeri yüksekliği demek, obezite ve şişmanlık demek. Ev yemeği yiyin, tencere yemeği yiyin, bunu da hep söylüyoruz. Haftada iki gün balık hatırlatmamızı bir daha yapalım. Ama bu balıklar kızartma harici yöntemlerle pişirilmiş olsun. Izgara yapabiliriz, fırınlayabiliriz ya da buğulama yapabiliriz. Karadeniz'de bizler çok yaparız buğulamayı. Buğulama da sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Sebzelerle de destekleriz. Margarin iç yağı, kuyruk yağı gibi sağlıksız yağ kaynakları yerine yine söylüyorum zeytinyağı kullanalım. Porsiyon kontrolü sağlamak belki de en önemli noktalardan bir tanesi. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği yiyelim. Diyabetik hastalar için konuşuyorum ama bir böbrek hastasıysanız, gut hastasıysanız o zaman tam buğday ekmeklerini önermiyoruz. Pirinç, makarna yerine bulgur tercih edelim. Tuzlu ya da tatlı ayrımı yapmak her türlü işlenmiş paketli gıdadan uzak duralım istiyoruz. Çünkü tuzlu bir çubuk kraker bile yiyor olsak, arkasını çevirip şöyle bir okuduğumuzda glikoz fruktoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, en kodlu yapay tatlandırıcılar gibi birçok katkı maddesine rastlıyoruz. Birçok tatlandırıcıya rastlıyoruz ve basit karbonhidrat almış oluyoruz aslında. Bu yüzden tuzlu tatlı fark etmeksizin uzak durmamız gerekiyor paketli işlenmiş gıdalardan. En sağlıklı içecek sudur elbette. Gazlı içecekler, aromalı içecekler, enerji içeceği, kontrolsüz içilen, özellikle kilo kaybetme amaçlı ya da tuvalete çıkma amaçlı tüketilen bitki çayları, meyve suyu, boşaf komposta tüketimi sınırlamalı. Bunu söylediğimde bana genelde diyorlar ki hepsini anladık hocam ama meyve suyu, boşaf ve komposto neden? Biz kendimiz yapıyoruz, evde yapıyoruz, çok zararlı mı? Listenin üstündekiler kadar zararlı değil. Belki bu yüzden tamamen yasak da değil. Ama ne kadar az olursa o kadar iyi diyoruz. Çünkü hoşaf ve kompostoya bir kere şeker koyuyoruz. Meyve suyuna... 5 dakikamız tamam, kaldı. Tamam. Meyve suyuna belki koymuyoruz. Taze sıkılan. Fakat burada da meyvenin posasını uzaklaştırıyoruz. Ve sadece şekerli kısmını almış oluyoruz aslında. Yüksek tuz ve yüksek tuz içeren turşular, salamuralar, hazır çorbalar, hazır bulyonlardan
uzak durmalıyız. Her öğünde mutlaka sebze yemeyiz. Salata ya da soyu sebze tüketmeliyiz. Bu da posayı artırmak için çok önemli ve kan şekeri kontrolü için çok önemli. Şekerler, şekerlemeler, tatlılar, bal, pekmez, reçel gibi besinleri de tüketmememiz gerekiyor. Sizler için planlanan tıbbi beslenme tedavisi aslında sizin tıbbi geçmişinizi, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapınızı, beslenme öykünüzü, beslenme alışkanlıklarınızı, besinlere ulaşım imkanınızı, sizin yaşınız, boyunuz, kilonuz, vücut yağ kompozisyonunuz gibi ve fiziksel aktivite durumunuz gibi birçok önemli faktörü göz önüne alarak hazırlanıyor. Bu yüzden mutlaka öncelikle bir hekime, sonrasında onun yönlendirmesiyle bir beslenme uzmanına danışın ve beslenme eğitimi alın diyorum. Özellikle diyabetik. Birkaç da doğru bilinen yanlışları süremi çok aşmadan, çünkü çok görüyorum bunları, çok fazla böyle şeyler duyuyorum ya da. Birincisi, bitkisel ürünlerle diyabetimi tedavi edebilirim. Hayır, kesinlikle yanlış. Diyabet sadece hekiminiz tarafından size reçete edilen ilaç ya da insülin ile tedavi edilir. Ve diyabetik diyet ile desteklenir. Bilinçsizce kullandığımız tüm bitkiler ve bitkisel droplar size fayda vermez, hatta tam tersi zarar verir. Meyveler yüksek şeker içerir, bu yüzden zararlıdır ve tüketilmemelidir de yanlış. Diyabet hastaları da meyve yiyebilir. Yalnızca glisemik indeksi yüksek meyvelerde porsiyon kontrolü sağlamalıyız. Bundan zaten bahsettik. Light diyabetik ürünleri sınırsızca tüketebilirim anlayışı kesinlikle yanlış. Tahıllarda bulunan gluten zararlıdır ve asla tüketilmemelidir. Bu da yine çok sık duymaya başladığım son zamanlarda şeylerden biri. Eğer bir gluten enteropatiniz yoksa, yani çömlek hastası değilseniz, gluten tüketmenizde de bir mahsur yok aslında. Ekmeği bırakırsam zayıflarım. Belki içinizde de deneyenler olmuştur bunu. Bu da doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Çünkü vücutta yalnızca ekmeğin değil, her besinin fazlası yağ olarak depolanır. Her besin grubunun fazlası yağ olarak depolanır. Zayıflamak için ekmeği bırakmak doğru bir uygulama değil. Hatta doğru miktarlarda tüketilen doğru ekmekler, ki bunlar tam buğday ya da tam tahıllı ekmekler, hem kan şekeri kontrolüne hem de ağırlık kontrolüne yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için, bugününüzü bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim.